Evet, Roma hukuku 21. ders için bir aradayız. Ne yaptık en son? Evet, borç münasebetleri hangi şekillerde sükut eder? Üçüncü kitabın son başlığı. Dördüncü kitaba geçeceğiz Institiones'te şimdi. Her borç olan şeyin veya alacaklının rızası dahilinde onun yerine başka bir şeyin ifası ile ortadan kalkar. İfanın borçlu veya onun yerine başka birisi tarafından yapılması da haiz-i ehemmiyet değildir. Başkası tarafından ifa halinde borçlu ister bilsin, ister bilmesin veya hatta istemesin yine borçtan kurtulur. Yani mühim olan burada borç olan şeyin ifa edilmiş olması. Borçlu ifada bulunduğu takdirde onun lehine tavassutta bulunmuş olanlar da borçtan kurtulurlar. Yani şeyi mesela kefili. Buna mukabil ifada bulunan kefil ise vaziyet yine aynıdır. Yani yalnız kendisini değil borçluyu da borçtan kurtarmış olur. Borç akseptilatio ile de sükut eder. Akseptilatio hayali bir ifadır. Filakika eğer Titius kendisine sözlü bir akitle borçlu olunandan borçluyu ibra etmek yani serbest bırakmak, beraat ettirmek isterse bunu borçlunun kendisine şöyle bir sual sormasına müsaade etmekle yapar. Sana vaat ettiğimi almış kabul ediyor musun? Öyle addediyor musun? Titius da şöyle cevap verir. Addediyorum, kabul ediyorum. Akseptilatio budur. Aksept kabul. Hani kabul etmenin şeyi zaten. Akseptilatio Yunanca'da yapılabilir. Ancak Latince'ye tekabül eden sözlerle yapılması icap eder. Bütün parayı almış olduğunu kabul ediyor musun? Ediyorum. Bu usulle söylenmiş olduğumuz gibi yalnız sözlerle tesis edilmiş borçlar sukut edip diğerleri sukut etmezler. Filakika bir borç sözlerle meydana getirilmişse başka sözlerle sukut ettirilmesi uygun göründü. Ancak başka bir sebeple borçlanılan şey stipülatyoyu irca edilerek yani akseptilatyoya sukut ettirilebilir. Bu halde o zaman başka türlü borcu önce sözlü borca çevireceksin. Sonra sözlü borcu böyle bir karşılıklı akseptilatyoyla bitireceksin. Yani ödenmiş kabul ediyor musun? Ediyorum. O zaman bitiyor. Çünkü ilk başta burada borcu bitirmek için sözlü bir harekette bulunuyorsan borcun da sözlü bir akite dayanması icap eder. O zaman sözlü değilse akte önce sözlüye çevirelim diyor. Stipulatio aculiana her türlü borcu tecdit eder. Yani yeniler, tecdit etmek, cedit etmek, yenilemek. Gallius Aculius tarafından şöyle tanzim edilmiştir. Herhangi bir sebeple bana şu anda veya ileride vermen veya yapman icap eden her şeyi, sana karşı haiz olduğum veya olacağım her türlü dava, talep veya takip haklarını doğuran her şeyi, bana ait olup elinde bulundurduğun, zilyede olduğun veya hileyle zilyetliğinden çıkardığım her şeyi, bütün bu şeylerin her birinin değeri kadar parayı, numerius negidus, Aulus Agerius'un stipulatiosuna karşılık vereceğini taahhüt etti. Keza Numerius Negidus Aulus Agerius'a sordu. Bugün Stipulatio Aculiana mucibince sana taahhüt ettiğim bütün bu şeyleri almış olduğunu kabul ediyor musun? Aulus Agerius cevap verdi. Öyle addediyorum ve kabul ediyorum. Burada kazuistik bir meseleci örnek vermiş. Bak burada diyor ki örneğin Numerius Negidus ve Aulus Agerius arasında ne oluyor? Karşılıklı olarak sözü bütün haklarımı sana verdim kabul ediyor musun? Ediyorum. O zaman şimdi bütün bunları ödemiş olduğumu kabul ediyor musun? Ediyorum. Diyor ve ne oluyor? Önce bunu sözlüğe çevirip sonra bu sözlüğü de akseptilatio ile sonlandırıyor. Böylece borç sukut etmiş oluyor. Sükut değil sukut bu arada. Sükutla sukut karışır. Sükut ne demek? Sessizlik. Sukut ne? Sakıt düşmek. Bundan başka borç tecdit ile sukut eder. Yani yenileme, ceditleme. Novatio Latincesiyle. Mesela Seius'a borçlu olduğun şeyin Titius tarafından verilmesi taahhüt ettirilirse, burada o zaman tekrar taahhüt ettirildiği için yenilenmiş yeni bir sözleşme yapılmış oluyor. Zira yeni bir şahsın ortaya girmesiyle yeni bir borç doğar ve evvelki borç sonrakine intikal eder. Hatta sonraki stipulatio hükümsüz olsa bile evvelki borç tecdide istinaden yine sükut eder. Mesela Titius'a borçlu olduğun şey bir küçüğe vasisinin auktoritası olmaksızın taahhüt ettirilirse bu halde hak zayi olur. Zira hem evvelki borçlu ibra edilmiştir hem de ki sonraki borç batıldır. O zaman ne oluyor? Zayi oluyor. Stipulatio bir köle ile yapılmışsa vaziyet aynı değildir. Zira bu halde sonraki stipulatio hiç yapılmamış gibi birisinin borçlu olarak kalır. Birinci borçlu olarak kalır. Fakat sonradan yaptığın stipulatioyu aynı şahıs ile yapıyorsan tecdidin doğabilmesi için mesela bir şart, bir vade, bir kefil ilavesi veya çıkarılması gibi yeni bir hususun bulunması lazımdır. Çünkü aksi halde o ortalıkta o zaman ikinci bir sözleşme olmuş olacak. Yeni sözleşme olmayacak. Her iki borçtan da mesul olacaksın bu halde.
Bir şart ilave edilirse tecdit yapılmış olur. Dediğimiz şöyle anlaşılmalıdır. Eğer şart tahakkuk ederse tecdit olacak. Tahakkuk etmezse evvelki borç devam edecektir. Fakat eskiler arasında kabul edildiğine göre ikinci borç tecdit niyetiyle yapılmışsa borç yenilenmiş olurdu. Bu sebeple hallerin değişmesine göre çeşitli karineler ithal edildiğinden tecdit niyetinin ne zaman mevcut olduğu hususunda tereddüt vardı. Burada niyet önemli yani, saik önemli. Bundan dolayı bir emirnamemiz yapıldı ve bu emirnamemizle akit taraflar ancak birinci borç münasebetini tecdit ettikleri hususunda sarih bir ifadede bulunmuşlarsa tecdit niyeti olduğu kabul edildi. Bu sarih açık bir şekilde söylenmiyorsa niyeti bilemeyeceğiz yoksa. O zaman iki sözleşme var diyeceğiz. Oysa öbür halde açıkça belli ediliyorsa o zaman yeni bir sözleşme yapılmış ve farz edilecek. Aksi halde hem birinci borç münasebeti baki kalır hem de ikincisi ona iltihak eder ve bu surette emirnamemize göre iki borç mevcut olur. Bu husus emirnamemizin okunması ile daha açık olarak anlaşılacaktır. Ayrıca yani demek ki bununla ilgili özel bir emirname var. Bakınız ilgili emirname diyor. Ayrıca rıza ile teşekkür eden borç münasebetleri zıt irade ile sukut ederler. Filakika şayet Titius ile Seus Tusculum arazisinin 100 altına satılması hususunda aralarında anlaşmış olsalar ve sonra muamele tahakkuk etmeden yani semen hediye etmeden yani bedeli ücreti ödenmeden hediye edilmeden ve mebi teslim yani satılan mal mebi teslim olunmadan evvel bu alım satımdan rücu edilirse edilmek istenirse karşılıklı olarak borçlarından kurtulurlar. Locatio ve conductio ve rıza ile teşekkür eden bütün diğer akitlerde de evvelce söylemiş olduğumuz gibi vaziyet aynıdır. Yani bu locatio ve conductio da uygulanır bu alım satıma ilişkin söylediklerimiz diyor. Ve nihayet Liber Quartus 4. kitap. Geldik Institiones'te. Bu son kitap. Bununla artık bitireceğiz Institiones'i ve Roma hukukunu. Neymiş o da bakalım. De obligationibus qua ex delicto nascuntur. Yani haksız fiilden doğan borç münasebetleri hakkında. Çünkü daha önce ne demiştik? Borç neden doğar dedik. Ya akitten doğar ya haksız fiilden. Akitleri gördük. Şimdi haksız fiillere geldik öyleyse. Akitlerden ve akit benzerlerinden doğan borçlardan evvelki kitabımızda bahsettikten sonra haksız fiillerden yani ex maleficio doğan borçları açıklayalım. Yerinde söylemiş olduğumuz gibi evvelkiler yani akitler öncekiler 4 neve 4 türe ayrılmaktaydı. Bunlar ise tek nevdir. Hepsi şeyden yani re indres yani bizzat o haksız fiilden ez cümle furtum, rapina, damnum veya injuria dam mütebilliktir. Burada furtum hırsızlık. Rapina gasp, damnum mala zarar, injuria ise şahsiyete tecavüz. Injuria burada yuran yani şeyin aslına bakıyorsan tam olumsuzu. Yani ben tercüme etsem bunu zulüm diye çevirirdim. Yani haksızlık tam tersi oluyor. Haklılığın, adilin tam zıttır o açıdan şey. Ama injuria şahsiyete tecavüz. Furtum yani hırsızlık bir şeyin hileli olarak veya bizzat o şeyden veya o şeyin kullanılması veya zilliyetliğinden faydalanmak için ele geçirilmesidir. Bunun ise tabiat kanununa göre yasak olduğu kabul edilir. Yani lex naturale'ye dayanıyor. Yani hırsızlığın yasak olması bütün hukuk sistemlerine ve doğal hukuka dayanır diyor burada. Furtum veya furvumdan yani karadan gelir. Çünkü gizli olarak burada kelimenin kökenine etimolojik şeyine dayanarak hani Latince furvumdan mı geliyor veyahut da işte Yunanca ep anforondan mı geliyor gibi burada çeşitli kelimelere göndermeler yaparak furtum kelimesinin nereye dayandığını ortaya koymaya çalışmış. Bir de ondan sonra ne diyor? İki nevi hırsızlık furtum vardır. Suçüstü ve suçüstü olmayan. Yani furtum manifestum ve furtum nec manifestum. Bu kadar Latincesini bilmeseniz de olur. Biri suçüstü yakalanmış, biri suçüstü olmayan. Zira conceptum ve oblatum aşağıda görüleceği gibi hırsızlık nevileri olmaktan ziyade hırsızlığa müteallik dava nevileridir. Bir de hırsızlık neticesinde bazı dava haklarımız oluyor. Bunları ayrıma götürmemiz gerekiyor ama bunlar diyor hırsızlığın türleri değil. Bunlar davanın türleri. Onları birbirine karıştırmayın. Suçüstü hırsız Yunanların eb antoforo dedikleri değil. Yalnız hırsızlık üstünde yakalanan kimse fakat hırsızlığı yaptığı yerde mesela bir evde hırsızlık edip henüz kapıdan çıkmadan yakalanan veya bir zeytinlikten zeytin bir bağdan üzüm çalıp zeytinlikte veya bağda yakalanan kimse yani o iş esnasında yakalanmış. Bu da bulunan da o zaman fur manifestus yani o şey suçüstü o esnada yakalanmış oluyor. Hatta suçüstü hırsızlık çaldığı şeyi tasarladığı yere götürmeye veya bırakmaya muvaffak olmadan evvel umumi veya hususi bir yerde ister mali ister başka birisi tarafından o şey elindeyken görülen veya yakalanan kimseye de teşmil edilmelidir. Şamil edilmeli, genişletilmeli. Bunu da içine kapsayacak halde yorumlanmalı bu vaziyet. Fakat tasarladığı yere götürmüşse çalınmış şey
ile birlikte yakalanmış dahi olsa hırsızlık artık manifestus değildir. Nec manifestum hırsızlığa, hangisi olduğunu söylediklerinden anlaşılır. Fil hakika manifestum olmayan bit tabii ki de nec manifestumdur. Çalınmış mal şahitlerin huzuru ile bir kimsenin nezdinde aranır ve bulunursa buna furtum concepti denir. Yani o şahitlerde aranmış, bulunmuş. O artık furtum concepti. Fil hakika hırsız o değilse bile aleyhine bir actio concepti denilen bir dava vermiştir. Bak demin ne dedik az evvel? Ya furtum manifestum ya da furtum nec manifestum. Yani suçüstü veya suçüstü olmayan hırsızlık türleri vardır diyor. Ama ondan sonra artık ne yaptı? Şahitler hususun, şahitlerle beraber aradık, bulduk birinin evinde, birinin elinde bir çalınmış malı. Ona o zaman ne oluyor? Concepti, dava hakkı tanınıyor. Bu hırsızlığın türü değil, bu davanın türü. Bir de oblatum var çünkü. Ona bakacağız şimdi. Çalınmış mal şahitlerin huzuruyla bir kimsenin nezdinde aranır ve bulunursa furkum concepti denir. Fil hakika hırsız o değilse bile aleyhine actio concepti denilen bir dava verilmiştir. Bir kimse çalınmış malı kendi nezdinde değil senin nezdinde bulsun diye sana vermiş ve mal sende bulunmuşsa bir furtum oblatum olduğu söylenir. Fil hakika sana o malı sana vermiş olan kimse aleyhine hırsız olmasa bile actio oblati denen bir dava açma hakkı tanınmıştır. Keza çalınmış malı şahitler huzurunda aramak isteyene mani olan aleyhine de bir actio furti prohibiti verilmiştir. Bundan başka arayacağız hırsızlık malı, yok arayamazsın diyor. Ona da dava hakkı vermiş. Bundan başka preator beyannamesi mucibince çalınmış malı ortaya çıkarmaya karşı bu mal onun nezdinde aranmış ve bulunmuş ise actio furti non exhibiti davasıyla bir ceza tayin edilmişti. Fakat bu concepti, oblati, furti prohibiti ve furti non exhibiti davaları istimalden sakıt olmuşlardır. Bunlar artık uygulamadan kalkmış. Bunlar eskiden olan şeylerdi. Fil hakika bugün çalınmış malların aranmaları eskilerin riayet ettikleri usuller tahtında yapılmadığından haklı olarak bu davalarda istimalden düşmüşlerdir. Çalınmış bir malı bile bile alıp saklayanların suçüstü olmayan hırsızlık davası ile takip olunacakları tabidir. Hırsız ister hür olsun ister köle olsun suçüstü furtumun cezası 4 misline, suçüstü olmayan furtumunki ise 2 misline muadildir. Bu çalınan malın bedelinin 4 misli ve 2 mislini ifade etmekte aslında bakıyorsanız. Furtum sadece başkasının malı kendisinin olsun diye alıp götürmekle yapılmış olmaz. Umumiyetle bir şeye malikin rızası hilafına el konulmakta da olur. Şu halde rehinli alacaklı veya vedia alan aldıkları şeyleri kullanırlarsa ve keza bir şeyi kullanmak için alan o şeyden kendisinde tanınmış olan kullanma gayesinden başka bir şekilde istifade ederse furtum, yani burada artık emniyeti suistimal demiş parantez içinde Ziya Umur Hoca, ika etmiş olur. Yani ne oluyor? Mesela otoparka arabanı bırakıyorsun. Otoparkçı alıyor senin arabanla geziyor gibi. Hani günümüze böyle daha anlaşılır örnek vereyim dedim. Mesela bir kimse arkadaşlarına vereceği bir ziyafette kullanmak üzere gümüş takımı alsa ve bu takımı bir seyahatte beraberinde götürse veya bir kimse dolaşmak için ariyet olarak bir at alsa ve onu çok uzağa mesela eskilerin yazdığı gibi harbe götürse burada furtum vardır diyor. Çünkü orada verilmiş olanın verilme niyetinin dışında kullanıldığı aşikar artık. Mamafi ariyet olarak alınan şeyleri verilen gayeden başka bir surette kullanan kimseler malikin arzusu hilafına hareket ettiklerini bilerek ve malikin malumatı olsaydı müsaade edilmeyeceğini anlayarak hareket etmiş olmalıdır. Eğer müsaade edeceğini zannetmişse suç olmadığı kabul edilir. Bu tefrik çok yerindedir. Zira furtum niyet olmadan olmaz. Yani hırsızlık olabilmesi için hırsızlık niyeti olmalı. Bu emniyeti suistimal suçu olabilmesi için emniyeti suistimal niyet olmalı. Yani malik buna müsaade etmeyecek diye bilerek hareket ediyorsan orada furtum var. Ama malik buna zaten müsaade eder inancıyla hareket etmişsen orada furtum yok diyor. Fakat bunu ben nereden bileceğim? Meselemiz bu. Hatta bir kimse ariyet aldığı bir şeyi malikin arzusu hilafına kullandığını zannettiği halde kullanma malikin iradesine uygunsa yine furtum olmadığı söylenir. Bak burada durum tam artık tersi olmuş oluyor. Bundan şöyle bir sual çıkar. Titius, Meavius'un kölesini malikinden bir şeyler çalıp kendisine getirmesi hususunda teşvik etse ve köle bunu maliki Maevius'a ihbar etse, Maevius da Titius'u bu haksız fiil üzerine yakalamak istediği için kölesinin bu şeyleri çalmasına müsaade etse, Titius furtum davasından mı veya köleyi yoldan çıkartmak davasından mı? Yani actio servi corrupti mı mesul olacak yoksa hiçbirisinden mesul olmayacak mı?
Bu tereddütten izale edilmesi bize sunulduğundan, eski hukukçuların ise bu hususta kimleri ne hırsızlık davasından ne de köleyi yoldan çıkartma davası tanıyarak, kimlerini de sadece hırsızlık davasını tanıyarak çeşitli münakaşalara girişikleri gördüğümüzden ve bu nevi lüzumsuz incelikleri önlemek istediğimizden, bu halde hem hırsızlık davasının hem de köleyi yoldan çıkartmak davasının açılabileceğine karar verdik. Filakika burada köle müşevvik, yani şevk eden, yani o korrupt diye eden tarafından yoldan çıkarılmamış olmasına, çünkü niye? Köle çünkü sahibine gidip diyor ki, bana diyor ki senden malları çalayım da götüreyim ona vereyim diyor, efendim haberin olsun diyor. O zaman demek ki bu köle aslında burada şevk olunamamış, korrupt edilememiş, yoldan çıkartılmamış. Ama orada bir niyet var bu işi yapmak için, ona engel olmak lazım. Burada actio servi corrupti davasının unsurları mevcut bulunmuyor. Bu sebeple. Çünkü yoldan çıkmadı köle. Buna rağmen köleyi yoldan çıkartmak niyeti aşikar olduğundan, bu köle yoldan çıkartılmış gibi müşevvikin, yani şevk edenin cezalandırılmasına müteallik davayı kabul etti. Bu suretle bu niyeti cezasız bırakarak yoldan çıkarılması daha kolay olan köleler üzerine başkalarının aynı fiili icra etmelerine temayülünü önledik. Böyle bir şey olmasın, buna engel olun dedik. Bazen hür kimseler üzerinde de furtun ika edilmiş olabilir. Mesela hakimiyetimiz altında bulunan hür kimselerden birisinin alıp götürmesi böyledir. Bazı defa kendi malı üzerinde bile furtun mümkün olur. Kendi malı üzerinde. Mesela borçlu rehin olarak verdiği şeyi alacaklısından gizli alırsa burada furtun vardır, değil mi? Borcuna karşılık rehin olarak bir şey verdin, sonra gittin gizlice onu aldın ve bu da vardır furtun. Dikkat ediyorsanız burada ama hep kazuistik meseleleri örnekler vererek uzun uzun anlatarak ortaya koyuyor. Oysa günümüz kanun yazım tekniğinde kanunun dili gayet sarih açık, böyle benzetmelere örneklere yer vermeden inşa olunuyor, değil mi? Günümüz kanunları böyle değil. Bu biraz kazuistik metodla ortaya konulmuş bir metin. Bizzat hırsızlık etmediği halde bir kimse actio furti'den mesul tutulabilir. Ez cümle yardım ve tavsiyesiyle hırsızlığa sevk eden kimse böyledir. Başka birisi kapsın diye paranı elinden düşüren veya biri senin şeyini görünmeden alsın diye önünde duran veya koyun veya öküzlerin başkası alıp götürsün diye dağıtan, ki eskilerin sürüyü kaçırmak için kırmızı bir bez koydukları hususunda yazdıkları budur. Bak, evvelden de boğaları kırmızıyla kaçırtıyorlarmış. Kimseler de bu meyandadır. Niye? Hırsızlığa yardım ve yataklık ediyor. Çünkü hırsızlık yapılabilsin diye yardımcı oluyor orada. Fakat şayet burada hırsızlık yapılması niyetiyle değil de dalgınlık ile yapılmış bir hareket varsa, actio in factum verilmesi lazım gelir. Yani adamın sürüsünü dağıttın ve birileri de o dağılan sürüden hayvan çaldı, ama sen çalınsın diye dağıtmadın o sürüyü. Yanlışlıkla dağıttın. Atınla hızlı gidiyordun, arasına daldın. Hayvanlar korktu, dağıldılar mesela. Orada senin aslında burada yardım niyetin yok. O zaman ne oluyor? Orada actio in factum. Seni yaptın o facio, facere. İş yaptın ya, bir iş var orada. Factum o. Facere, factoria, fabrika falan da oradan geliyor lafı. Bir iş yapmış olduğun için o senin işinden dolayı, yaptığın eyleminden ötürü sana dava veriyor, sana karşı actio in factum. Bilakis Titius Meavius'un yardımıyla furtum yapmışsa her ikisi de actio furti'den mesul tutulur. Ya bilerek ve isteyerek hırsızlığa yardım ediyorsa burada furti dava var o zaman. Başkası furtum ika etsin diye pencereye merdiven dayayan veya pencere ve kapıyı kıran kimse de yardım ve tavsiyesiyle hareket eden kimse gibidir. Keza bile bile kırmak için aletleri pencereye dayamak için merdivene ariyet veren de böyledir. Hırsızlık yapılsın diye merdiven veriyorsun ödünç mesela. O da yardım ve yataklık. Fakat hırsızlık için sadece tavsiyede bulunmuş olan kimse tavsiyesini ısrarla yapmış olsa bile hırsızlık fiiline yardım etmedikçe actio furtio'dan mesul olmaz. Yardım etmiyor, sadece tavsiyede bulunuyor. O zaman onun actio furti yok. Babalarının veya maliklerinin hakimiyeti altında bulunanlar onlardan bir şey çalacak olurlarsa hırsızlık etmiş olurlar. O mal da çalınmış mal vasfına bürünür. Binaenaleyh tekrar malikin hakimiyeti altına dönmedikçe de iktisabi mürür zamana mevzu teşkil etmez. Yani burada hırsızlık malı zaman aşımıyla da başkasının mülkü malı olabilemiyor. Fakat actio furti doğmaz. Zira başka herhangi bir sebeple dahi bu kimseler arasında bir dava hakkı doğması mümkün değildir. Niye? Çünkü babasının oğlu babasının malını babasından alıyor. Ya bu bir hırsızlık malı ama actio furti doğmuyor. Ama o başkasının eline geçtiğinde de kazandırıcı zaman aşımıyla mülkiyet başkasına geçmiyor. Ancak hırsızlık başkasının yardım ve tavsiyesi üzerine yapılmışsa burada furtun mevcut olduğundan bu başkasının actio furtiden mesul olması münasiptir. Zira hırsızın o kimsenin yardım ve tavsiyesiyle yapıldığı muhakkaktır. Actio furti malik olmasa bile
malın muhafazasından menfaati olan kimseye de verilir. Binaenaleyh malik ancak o şeyin telef olması olmaması hususunda menfaati olduğu nispette bu davayı haiz olabilir. Bu bakımda elinden mal çalınmış bulunan rehinli alacaklı borçlu tediyeye muktedir olsa dahi akdi furti ikame edebilir. Orada rehinli elinde bulunuyor. Malik o değil, onun malı değil. Dolayısıyla ona vermemek icap eder diyor. Ama ona verdik diyor çünkü onun o hakka haiz olması ona bir ne getiriyor? Onun hakkını korumuş oluyor. Değil mi? O rehin alacaklısı, o rehin elinde bulunurmak onun işine yaradığı için ona da akdi furti davası veriyor. Malik o olmadığı halde. Bu bakımdan elinden mal çalınmış bulunan rehin alacaklı borçlu tediyeye muktedir olsa dahi akdi furti ikame edebilir. Zira rehin mevzu olan malı takip etmesi şahsi dava açmasından daha elverişlidir. Hatta rehin malını çalan bizzat borçlu da olsa alacaklı yine akdi furti ikame edebilir. Rehini veren o rehinli malı çalmış gene senin akdi furti hakkın var. Keza muayyen bir ücret mukabilinde bir temizleyici temizlemek ve düzeltmek için veya bir terzi dikmek üzere elbiseler alsa ve elbiseleri çaldırsa akdi furtiyi malik değil bizzat kendisi açar. Yani terziye ceket verdin, terziden ceket çalındı. Terzinin orada akdi furti hakkı var. Zira malik malını akdi lokat ile temizleyiciye veya terziden talep edebileceği için malın muhafazası hususunda bir menfaati yoktur. Fakat hüsnü niyet sahibi alıcının satın aldığı mal çalınmışsa malik olmadığı halde rehinli alacaklı gibi akdi furtiye sahiptir. Niye? Burada da çünkü henüz üzerine mülkiyet geçmedi ama mülkiyet geçmese de zarar kendisine geçiyor ya. Dolayısıyla mülkiyet henüz eline geçmese de gene akdi furti hakkı olacak. Temizleyici veya terzide ise ancak aciz değillerse yani malın takdir edilen değerini tediye edebilecek durumdaysalar akdi furti verilir. Zira eğer aciz halindeyseler malik malını onlardan alamayacağından akdi furti malın muhafazası için burada menfaati olan malikin kendisine verilir. Temizleyici veya terzi kısmen aciz halindeyseler vaziyet aynıdır. Temizleyici ve terzi hakkında söylediğimiz eskiler kendine ariyet olarak bir şey verilen kimse için de kabul etmekteydiler. Fil hakika nasıl temizleyici bir ücret mukabilinde nezaret mükellefiyeti altına girerse kullanmak için de bir şeyi ariyet alan kimse de o şey üzerine nezaret mükellefiyeti altındaydı. Fakat bizim ihtimamımızla bu nokta üzerine bazı kararlar alındı. Malik ariyet alana karşı ariyet davasını veya malını çalana karşı hırsızlıktan mütevelli davayı ikame etmekte serbest. Ancak bir defa iki davadan birisini seçti mi artık pişman olduğu için diğer davaya müracaat edemez. Başta seçecek bunu dolayısıyla. Eğer hırsızı seçecek olursa ariyet alan mükellefiyetinden kurtulmuş olur. Buna mukabil eğer ariyet alana karşı dava ikame ederse artık hırsıza karşı hiçbir surette dava açamaz. Hırsıza karşı dava hakkını kendisine karşı ariyet davası açılmış olan kimse elde etmiş olur. O ona geçiyor artık. Çünkü ondan ariyet davası açacak. Ariyet davası açan da öbüründen akdi furti açacak. Mamafi eğer malik malının çalındığını bilerek ariyet alana karşı dava açmışsa vaziyet böyle olur. Yoksa bilmeyerek veya malının ariyet alan nezdinden çalındığından şüphe ederek ariyet davasını ikame etmişse ve sonradan vaziyeti öğrenerek ariyet davasını terk etmek ve hırsızlık davasına müracaat etmek istemişse hırsızı dava etmesine müsaade verilmiştir. Çünkü burada bilmiyordu, sonradan öğrendi. Ve buna hiçbir mani yoktur. Zira ariyet alana karşı davasını bilmeyerek ikame etmiştir. Ancak yine de malikin ariyet alan tarafından henüz tatmin edilmemiş olması lazımdır. Tatmin edilmişse herhalde hırsız malikin kendisine karşı olan davasından kurtulur. Fakat maliki tatmin edilmiş olan ariyet alana karşı hırsızlık davasından mesul kalır. Çok tabidir ki malik malının çalındığını bilmediği için evvela ariyet davasını açmışsa fakat sonradan vaziyeti öğrenerek davasını hırsız aleyhine tevcih etmişse ariyet alan hırsızlık davasının neticesi ne olursa olsun borcundan tamamen kurtulur. Ariyet alanın tediye kabiliyeti ister tamam olsun ister kısmi olsun vaziyet yine aynıdır. Vedia alan nezaretten mesul değildir. Sadece kastı halinde mesul olur. Bu sebeple eğer malı çaldıracak olursa vedia akdi mucibince iade mecburiyetinde olmadığı için malın mahfuz kalması hususunda bir menfaati yoktur. Binaenaleyh hırsızlıktan mütevellit davayı ikame edemez. Akdi furti malike terettüp edecektir. Burada malikin hakkı olacaktır. Nihayet bilinmelidir ki başkasına ait bir şeyi alan gayri baliğin furtum ika edip etmediği meselesi varit olmuştur. Furtun niyete müstenit olduğuna göre gayri bali
Buluğ çağına ve binaenaleyh fiilinin haksızlığını anlayacak yaşa yakın ise bu haksız fiilden mütevellit bir borç altına girmiş olur. Yani bunu anlayabilecek durumdaysa ona karşı bir actio furti olur diyor. Actio furti ister iki misli olsun ister dört misli olsun yani ister suçüstü olsun ister suçüstü olmasın daima bir ceza takibi gayesini güder. Zira malik bunun dışında ya istihkak davası ile veya conditio ile malını talep edebilir. Burada bir 2 veya 4 katı bedel alınacak aynı zamanda. İstihkak davası zilyete karşı bu zilyet ister hırsız olsun ister herhangi bir başka birisi olsun açılır. Conditio ise zilyet olmasa dahi hırsız veya mirasçısına karşı açılır. Ve ardından 4. kitabın 2. başlığı Bonorum Raptorum yani cebren gasp edilen mallar hakkında. Bu bonum iyi olarak anlaşılsa da bazen mal manasında da kullanılmakta aslında bakıyorsanız. Ha, İngilizce'de öyle ya goods diyorlar mesela. Goods hem iyi demektir hem de mallar manasında kullanılır. Oradan bazen bonorum ve bonum kafa karıştırabiliyor. Bazen malları kasteder, bazen iyiliği kasteder. Yani neydi mesela iyi niyet? Bona fides. Değil mi? Orada bak bona var, bonum var değil mi? Ama burada bonum mal manasında kullanılır. Başkalarına ait malları gasp eden de actio furti'den mesuldür. Hakikaten kim malikin malını cebren gasp edenden daha fazla rızası ilafına ele geçirmiştir ki? Hatta haklı olarak bu kimsenin en kötü hırsız yani improbus fur olduğu söylenmiştir. Bununla beraber bu haksız fiil için preator hususi bir dava ithal etmiştir ki buna actio vi bonorum raptorum zorla gasp edilen mallara mütalik dava ismi verilir. Burada vi güç kullanmak manasına geliyor. Raptum yani yırtmak, kopartmak yani malikten kopartıp alıyorsun. Yani güçle alıyorsun, gasp ediyorsun. Dolayısıyla onun için ayrı bir dava gerekir demiş size Priator. Yani bir hırsızlık davası var bir de gasp davası var. Gaspla hırsızlığın arasında bir fark var diyor Romalılar demek ki. İsmi verilir ve o sene içinde 4 misline kadar bir sene sonra 1 misline kadar muadildir. Çok küçük olsa bile bir tek şey gasp edene karşı bu dava actio utilis olarak açılır. Buradaki 4 misil suçüstü hırsızlık davasında dediğimiz gibi tazminat davasından fazla olarak sadece cezai mahiyette değildir. Bu 4 misli içerisinde ceza 3 misline muadil olacak şekilde tazminat da dahildir. Ve bu da gasp eden suçu işlerken yakalanmış olup olmaması haline aynıdır. Hakikaten zor kullanarak gasp edene gizlice çalandan daha müsait bir durum tanımak gülünç olurdu diyor. Dolayısıyla burada gasp eden ve gizlice çalan arasında böyle bir ayrım var. Ma mafi bu dava bir malı kasten gasp eden aleyhine verildiğinden bir kimse hataen maliki olduğunu zannettiği bir şeyi hukuki vukufsuzluğu yüzünden yani malik kendisine ait olan şeyi zilyete karşı zor kullanarak ele geçirebilir. Kanaatiyle gasp etmişse beraat ettirilmesi lazımdır. Böyle bir niyetle gaspta bulunan kimseye karşı aynı sebeple actio furti'nin dahi ikame edilmemesi muvafıktır. Niye? Çünkü actio furti için niyet yani o furti var niyeti olacak. Ancak bu nevi bahanelerle gasıtlar kötü hısımlarını tatmin etmek yolunu bulmasınlar diye bu nokta üzerine ilahi emirnamelerle düzeltmeler yapılmıştır. Niye? Çünkü gaspçılar sürekli der ki benim zannetmiştim benim değil miydi? Tüh ben de benim malım zannederek gasp etme girişiminde bulundum demesin diye ne yapmışlar bakalım imparatorlar. Bu emirnamenin hükümlerine göre hiç kimse menkul ve canlı yani kendi kendine hareket eden şeyleri kendisine ait olduklarını zannetse bile gasp edemez. Bu hükme muhalif hareket eden kimse mal kendisine aitse mülkiyet hakkını kaybeder. Başkasına aitse o şeyi iade ettikten başka ayrıca takdir edilmiş değerinde ödemek mecburiyetinde kalır. Emirnamelerin bu hükümleri yalnız gasp edilmesi mümkün olan menkul mallara tatbik edilmekle kalmamış. Her türlü gasp hareketlerinin önlenmesi için gayrimenkullere yapılan tecavüzlere de teşmil edilmiştir. Bu davanın açılması için malın davacının malları arasında bulunması yani in bonis esse icap etmez. İster malları arasında olsun ister olmasın kendi malları içinden alınmışsa bu dava hakkı doğacaktır. Binaenaleyh o şey ister kira, ister ariyet, ister vedia, ister rehin olarak Titius nezdinde verilmiş olsun. Mesela vediada ihmalinden dahi mesul olduğunu kabul etmiş olması halinde olduğu gibi malın elinden çıkmasında Titius'un menfaati varsa, çıkmamasında Titius'un menfaati varsa hüsnü niyetli zilyet gibi veya intifa hakkı dolayısıyla veyahut da başka bir hukuki sebeple gasp edilmesine menfaat gasp edilmemesine menfaati olacak şekilde elinde bulunduruyorsa Titius'a bu akdiye tereddüp eder.
Bu ise kendisine mülkiyet hakkının temin edilmesi için değil, sadece malları meyanda yani mameleki içindeki bulunması ve gasp edilmiş olan şeyin tekrar kendisine verilmesi içindir. Umumiyetle denilir ki bir malın gizli olarak aşırılması halinde actio furtii bahşeden bütün hal ve sebepler burada bahis mevzu dava hakkı verilir diyor. Ve buradan üçüncü başlığa geçiyoruz. Lex Aquilia hakkında. Bakalım Lex Aquilia neymiş? Actio damni in iuriae. Yani haksız olarak mala verilen zarardan mütevellit dava. Lex Aquilia ile ihdas edilmişti. Bu kanunun birinci faslındaki hükme göre bir kimse başkasına ait köleyi veya başkasına ait dört ayaklı bir sürü hayvanını haksız olarak öldürecek olursa malın o sene içinde haiz olduğu en yüksek değerini malike ödemekle mahkum edilir. Kanunda umumiyetle dört ayaklı hayvanlardan değil bir sürüye dahil olan hayvanlardan bahsedilmesinin sebebi bunlar arasında ne yabani hayvanların ne de köpeklerin bulunduğunu zannetmememiz için. Ancak sürü halinde otlayanlar yani atlar, katırlar, eşekler, öküzler, koyunlar, keçiler bu meyandadır. Domuzlar da bunlara dahildir. Zira domuzlar da sürü halinde beslendikleri için aynı tabiattadırlar. Haksız olarak öldürülmekten hiçbir hukuki mesnedi olmaksızın öldürülmek anlaşılır. Binaenaleyh bir haydudu öldüren mesuliyet altında değildir. Mamafih tehlikeden başka bir türlü kurtulmak imkanının bulunmaması lazımdır. Bu kanun kazaen öldüreni mesul tutmaz. Ancak hiçbir ihmalinde bulunmaması lazımdır. Zira aksi takdirde kasıt gibi ihmalinden de sorumludur. Binaenaleyh eğer bir kimse cirit talimi yaparken veya bu surette eğlenirken oradan geçen kölene cirit saplanacak olursa bakılır. Eğer hadise bu gibi talimlerin yapılması adet olan bir saha içerisinde mi bir asker tarafından vuku getirilmişse hiçbir ihmali olmadığı kabul edilir. Asker değilse ihmalinden sorumludur. Hadise askeri talimlerin tahsis edilen yer haricinde vaki olmuşsa asker için de mesuliyet esası kabul edilir. Keza bir ağaç budayıcısı ağaçtan bir dal kesip atarak oradan geçen köleni öldürmüşse veya bu hadise umumi bir sokak veya bir bağlantı yolu üzerinde yapılmışsa ve budayıcı hadiseden sakınılması için seslenmemişse ihmalinden mesuldür. Seslenmiş ve köle buna aldırış etmemişse budayıcının ihmali yoktur. Bu işi yoldan uzakta veya bir tarlanın ortasında yapıyorsa seslenmemiş olsa bile bir kusuru yoktur. Zira böyle bir yerde yabancının geçmeye hakkı yoktu. Orada ne işi vardı? Bundan başka köleni ameliyat eden bir doktor tedaviyi terk etse ve bu yüzden köle ölse ihmalinden sorumludur. Aa bak malpractice. Değil mi? Hani günümüzde de malpractice var ya. Bu da bak Latince. Hani kötü uygulama demek aslında. Malus kötü, practice uygulama. Neyse. Beceriksizlik de ihmal sayılır. Mesela doktor fena ameliyat yaparak veya yanlış ilaç vererek köleni öldürse vaziyet böyledir. Bir katır çobanı beceriksizliği yüzünden katırlarının azgınlığına mani olamaz ve kölen ezilirse katır çobanı mesuldür. Eğer takatsizliği yüzünden mani olamamış ve buna mukabil daha kuvvetli birisinin mani olabilecek idiyse yine kusur addedilir. Ata binmiş olup da kuvvetsizliği veya beceriksizliği yüzünden atın azgınlığına mani olmamış olan kimse için de aynı şekilde karar verilmiştir. Kanunun şöyle kelimeleriyle o sene zarfındaki en yüksek değeri ifade olunan hükme göre bugün topal bir gözü kör veya sakat bir vaziyette bulunurken öldürülen kölen o sene içinde sıhhatte veya daha kıymetli idiyse mesuliyet bugünkü değerine göre değil o sene içindeki en yüksek değerine göredir. Bu sebeple kanunun verdiği dava hakkının bir ceza davası olduğu kabul edilmiştir. Zira borçlu olunan miktar sebebiyle verilen zarar kadar değil bazen çok daha fazladır. Dolayısıyla dava mirasçılar aleyhine intikal etmez. Halbuki mahkumiyet miktarı tazminatı aşmamış olsaydı dava mirasçı aleyhine intikal edecekti. Şu husus kanun lafzına göre değil tefsirine göre vaz edilmiştir. Söylemiş olduğumuza göre sadece bir şeyin maddi değeri değil maddi değeri takdir edilmekle kalmaz. Bu ziyağın size sebebiyet verdiği sair zararlar da hesap edilir. Mesela mirasçı nasp edilmiş olan bir kölen senin müsaadenle mirası kabul etmeden evvel birisi tarafından öldürülmüş olsa tabidir ki kaybedilmiş olan terekenin de hesaba girmesi lazımdır. Keza bir çift katırın teki veya dörtlü attan birisi öldürülmüşse veya bir komedi trupunun dahil kölelerden bir tanesi öldürülmüşse sadece ölmüş şeyin kıymeti takdir edilmekle kalmaz. Geri kalan şeylerin kıymeti de vaki olan eksilmesinden hesaba dahil edilir. Bunu biraz anlatmam lazım. Hani mesela
dört atın çektiği araban var. Değil mi? O dört at birbirine alışmış, birbirlerinin hareketine göre hareket ediyorlar ya. Onlardan biri öldü mü takım bozuluyor. Sadece bir tane atın değerini kaybetmiş olmuyorsun. O dört atın beraber iş görme kabiliyetini getirmiş oluyorsun. Yani dolayısıyla onu öyle değerlendirmek lazım gerekir diyor sana. Diğer taraftan kölesi öldürülen kimse hususi bir dava olan Actio legis aculeia'ya veya adam öldürmeden doğan davaya müracaat etmekte serbesttir. Lex Aquilia'nın ikinci faslı istimalden düşmüştür. Demek ki Aquilia'nın ikinci faslı kalkmış. Üçüncü faslı başka türlü verilmiş her zarar hakkında hüküm ihtiva eder. Ez cümle bir kimse bir köleyi veya sürülere dahil dört ayaklı bir hayvanı yaralarsa veya sürü hayvanlarına dahil olmayan mesela bir yabani hayvanı veya bir köpeği yaralar ve öldürürse bu fasıl mucibince aleyhine bir dava hakkı doğar. Keza bu kısım içinde diğer bütün hayvanlar ve cansız şeyler hakkında da haksız olarak mala verilen zarardan mütevellit dava tanınır. Bir şeyin yanması, kopması, kırılması veya çatlaması hali içinde kanunun bu faslından bir dava tespit edilmiştir. Halbuki sadece kırılması demekle bu hallerin hepsini göstermek mümkündü. Zira ruptum ile herhangi bir suretle bozulmuş yani kor ruptum manası da anlaşılır. Binaenaleyh bu kimse, yani işte bu kelime ile sadece yanmış ve kırılmış manaları değil, yırtılmış, ezilmiş, dökülmüş, hulasa herhangi bir surette zayi olmuş veya zarar görmüş manasını anlamak lazımdır. Bu itibarla verilen cevaba göre bir kimse başkasına ait şarap veya zeytinyağına bunların tabii nefasetini bozacak bir şeyleri karıştırmışsa yine kanunda bu fasıl mucibince mesul olur. Ne olur mesela birisinin şarabının içine tuz döktün, şarabı sirke ettin, bozdun. O zaman ne oluyor? Ruptum. Yani zarar verdin. Bozdun yani. Korruptum et. Az evvel körede de korruptum diyorduk ya. Bu bozmak bu. Tabidir ki nasıl birinci fasılda bir köleyi veya dört ayaklı bir hayvanı öldürmüş olan kimse ancak ihmal veya kastı dolayısıyla zarardan mesul olur idiyse bu fasılda da diğer zararlardan sırf ihmal veya kastın müstehniden mesul olur. Yalnız bu fasla göre zarar veren kimse o malın o sene zarfında değil son 30 gün zarfında haiz olmuş olduğu en yüksek değerden mesul tutulur. En yüksek sözü buraya ilave dahi edilmemiştir. Fakat Sabinius haklı olarak kabul etti ki kıymet takdirini plurimi kelimesi buraya da ilave edilmiş gibi yapmak lazımdır. Zira Tribunus Aquilius'un teklifi üzerine bu kanunu sevk eden Roma plebsi bu kelimeyi sadece birinci kısımda kullanmayı kafi görmüştür. O kanunun bir bütünselliği var. Burada plurimi yani en yüksek değeri kastedilirken herhalde ikinci kısmı yürürlükten kalktı üçüncü kısım. Üçüncü kısımda da olması icap ederdi. Varmış gibi kabul edelim. Ama son 30 gün içerisinde işte şarapta, zeytinyağında vesaire. Esasen bu kanundan mütevellit dava ancak bir kimse bedenen zarar verilmişse tanınır. Binaenaleyh zararı başka bir şekilde yapmış olan kimseye karşı utiles davalar tanınmak icap eder. Mesela bir kimse başkasının kölesini veya hayvanını açlıktan ölecek şekilde bir yere hapsedecek olursa veya atını çatlatacak kadar kuvvetli sürmüşse veya sürüye dahil bir hayvanı uçuruma düşecek kadar korkutmuşsa veya başkasına ait bir köleyi inerken veya çıkarken ölecek kadar vücudunun bir tarafı yaralanacak şekilde bir ağaca çıkmaya veya bir kuyuya inmeye ikna etmişse bu kimse aleyhine actio utilis verilir. Ya bieis diye özellikle kişinin malına zarar verdin yani. Hayvanlar uçurumdan düştü, kölesi kuyuya düştü, öldü vesaire. Fakat eğer bir kimse başkasının kölesini bir köprüden veya sahilden bir nehre itecek olsa ve köle boğulsa zararı bedenen yapmış olduğu kolaylıkla anlaşılabilir. Ve binaenaleyh Aquilia kanunu davasından doğrudan doğruya mesul olur. Fakat eğer zarar bedenen ika edilmemiş ve vücutça yaralanma olmamışsa herhangi başka bir şekilde zarar ika edilmişse ne doğrudan doğruya ne de utilis olarak Actio legis aculeia verilebileceğinden zarar verilmiş olan kimse için infaktum bir dava ile mesul tutulur. Mesela bir kimse yani yaptığı işten dolayı infaktum, faktum burada fakere, fakyo iş yapma. Fakyo, fakis, fakit, fakimus, fakitis, fakum. Yapıyorum, yapıyorsun, yapıyorlar falan hani şey. O. İnfaktum bir dava mesuttur. Mesela bir kimse merhamet saykası ile başkasına ait bir köleyi zincirden çözmüş ve kaçmasına sebebiyet vermişse vaziyet böyledir. Burada niyeti zarar vermek değildi. Başka bir sayık vardı. Ama o yaptığı iş dolayısıyla malike zarar vermiş oldu. Ya yani mesela köleyi böyle sıkı sıkı bağlamış.
Aa diyor, yazık, boğulacak, çok eziyet çekiyor. Dur şunun işte şeyini açayım da biraz rahat etsin demiş. Köleyi çözmüş. Köle de kaçmış. Maliki zarara soktu. Ama burada onun niyeti Maliki zarara sokmak değildi. Ama Malik zarara uğramış olduğu için infaktum, yaptığı işten dolayı bir dava alıyor. Ve bundan sonra injuria, yani şahsiyete tecavüz hakkında başlık, dördüncü başlık, dördüncü kitabın dördüncü başlığı. Onu da önümüzdeki haftaya bırakalım çünkü bir saati geride bıraktık. Soru, sual, istek, görüş var mı? Yok. Peki tamam, o zaman haftaya görüşürüz.